Kayseri'de 2018 senesinde kurulan Kayseri Üniversitesi'ne mevcut kampüs yeterli olmadı. Rektör Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, kampüs alanının genişletilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Kayseri Üniversite Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kayseri'de görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. Kampüste kahvaltı programında konuşan Kara Mustafa, medyanın önemli bir görev yaptığını ifade ederek seslerinin duyurulmasında katkı sunan her gazeteciye teşekkür etti. Rektör Kurtuluş Kara Mustafa, üniversitenin faaliyetleri hakkında da Sinevizyon eşliğinde bilgi verdi. Yaklaşık 3,5 yıl önce kurulduklarını anımsatan Kara Mustafa, kısa sürede fiziki altyapı ve eğitim alanında önemli başarılara imza attıklarını vurguladı. Kayseri Üniversitesi'nin sadece kent merkezinde değil, 7 ilçede de yüksekokul ve eğitim kurumları olduğunu belirten Kara Mustafa, bu başarıyı devlet, siyasiler ve hayırseverlerin katkılarıyla elde ettiklerini kaydetti. Türkiye kamuoyuyla yaptıklarımızın görünürlüğünü sağladınız. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek televizyonlarımız, gerek internet basınımız, gerek basılı gazetelerimiz, bütün basın camiamız bu konuda bize destek verdi. Bunlar kamuoyunun bilgilenmesi açısından önemli. Hatta bunun şu anlamda bile önemi var. Biliyorsunuz uluslararası düzeyde üniversiteler derecelendiriliyor. Derecelendirilmede en önemli kriterlerden bir tanesi elbette ki yayın. Elbette ki yapılan araştırmalar. Ama o üniversitenin isminin özellikle sanal platformlarda, basında, medyada geçmesi, zikredilmesi, bilinirliğinin sağlanması da önem arz etmekte. Bizim kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından sağladığınız katkılar ve artık Kayseri Üniversitesi'nin sadece bugün değil, kümülatif yani birikimli olarak geleceğe yönelik de bu katkının oluşturulmasından dolayı vermiş olduğunuz değerli, kıymetli desteklerden, katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok uzatmayacağım çünkü biraz sonra orada da aşağı yukarı ana hatlarıyla, anahtar kavramlarla 3,5 yılı özetleyen ne yaptık, ne yapıyoruz, bu üniversite nereye gidecek, hayallerimiz neler onları paylaşacağız. Kayseri Üniversitesi 18 Mayıs 2018'de kurulduğunda aktif bir tane fakültesi bulunmaktaydı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Bizim şu anda 5 tane fakültemiz var. Diğerleri 5.'yi yeni kurduk, henüz kurduk. İşte Develi'de İslam İlimler, Develi'de Sosyal Beşeri Bilimler yeni kurulmuştu. Yani bir isimden ibaret fakülteydi. Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültesi merkezde sadece aktif o dönemde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile beraber yüksekokul fakülteye dönüştü. Toplam 1500 civarında öğrencisi bulunmaktaydı lisans. Kurulduğumuz dönemde biz %92 ön lisans öğrencisi, meslek yüksekokulu öğrencisi, %8 civarında da Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin öğrencisiyle oluşmuş bir üniversite idik. Şunu paylaşmak istiyorum. Bünyan Meslek Yüksekokulu bina 2010'lu yıllarda yapılmış ama bina boş. Boş dura 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 bakın tam görselde seçiliyorum bilemiyorum. İçine girmişler, yakmışlar, dökmüşler. Bir gittim ben rektör oldum. Bünyan Meslek Yüksekokulu içi dökülüyor. Harabe. O harabeden hayırseverimiz de tekrar ele aldı. Bünyan şu anda bu hale geldi. 1518 öğrencimiz bulunmakta. Elbette ki yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. O da 504. Orana vurduğumuzda %83 ön lisans, %13 lisans ve %4 de yüksek lisans ve doktora lisansüstü öğrencilerimiz var. Peki öğrencilerimizin dağılımı ne? Öğrencilerimizin %75'i merkez kampüsümüzde. %25'i de 7 tane ilçe kampüsümüzde. İlçelerde varız ama işte bir ilçemizde 500, bir ilçemizde 150, bir ilçemizde 800 gibi toplamda yaklaşık 11 bin öğrencinin 2900'ü 3000'i 7 tane ilçeye dağılmış durumda. Yani Kayseri Üniversitesi 7 kampüste ama ana yığılma elbette ki Kayseri merkezde. Kadın ve aile çalışmaları bunu henüz kurduk. Bununla ilgili çalışmalar ve şu anda kurulma aşamasında olan
kuruluşu tamamlanmış, yönetmeliğinin hazırlanma sürecinde olduğu dil öğretimi genel tabirle TÖMER'dir ama biz onu biraz sadece TÖMER değil, farklı diller açısından da dil öğretimi uygulama araştırma vereceğiz. Biz sadece kampüste eğitim veren bir üniversite değiliz. Bunu da sözde değil, uygulamada özde yapan bir üniversiteyiz. Bu Talas'taki yetimhaneyi özellikle bize kapılarını açtı. Onunla ilgili altyapı çalışmalarını yapıyor. Başta taş ustalığı olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş, beceri yetenek geliştiren mesleklerin eğitimle beraber sürdürülebilirliğini sağlamak, sertifikasyonunu sağlamak, uluslararası geçerli olan Europass'la beraber desteklenen sertifikasını vermek için bu Eylül ayında birkaç ay önce protokol imzaladık. Dolayısıyla Kayseri Üniversitesi artık yolda yürürken kendi kimliğinin marka değerinin altında varlığını hissettiriyor. Diğer taraftan da büyüyerek 3000 küsürlerdeyken 4000 küsürlere büyüye büyüye ileriye gidiyor.